Onur Koleji Batıkent Kampüsü'nden tüm velilerimize merhabalar. Bu videomuzda devam eden online eğitim sürecinde YKS sınavının tarihinin netleşmesiyle birlikte çocuklarımızın hemen hemen hepsinin yaşadığı ve siz değerli velilerimizi bu anlamda zorlayan bir konu olan sınav kaygısını, kaygının nedenlerini ve belirtilerini, sınav kaygısına nelerin sebep olacağını ve sınav kaygısının nasıl üstesinden gelebileceğimizi sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle sınav kaygısının tanımı nedir? Bir bakalım. Sınav kaygısını öncesinde öğrenilen bilginin sınav sırasında kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı olarak tanımlamaktayız. Peki sınav kaygısı neden olabilir? Çocuğun sınava yüklediği anlamlar, sınavla ilgili zihinde oluşturulan imaj, sınav sonrası duruma ilişkin düşünceler, çevre baskısı, mükemmelliyetçi ya da rekabetçi gibi çocuğun kişilik özellikleri sınav kaygısına yol açtığı bilinen etkenlerdir. Sınav kaygısının yaşandığını nasıl anlarız? Öğrencinin başarısında belirgin bir düşüş varsa, öğrenci ders çalışmayı erteliyor, sınav ve hazırlığı hakkında konuşmayı reddediyorsa, kendisine soru sorulmasından sürekli rahatsızlık duyuyor ve dikkat dağınıklığı, odaklanamama ya da fiziksel problemler yaşıyorsa ya da çok çalışmasına karşın performans düşüklüğü varsa bu durumlar kaygının varlığını gösterir. Sınav kaygısının belirtileri ise şu şekilde sıralanabilir. Huzursuzluk, endişe, tedirginlik, sıkıntı, başarısızlık korkusu, çalışmaya isteksizlik, mide bulantısı, kalp atışında hızlanma, titreme, karın ağrıları, ağız kuruluğu, iç sıkıntısı, terleme, uyku düzeninde bozukluklar, dikkat ve konsantrasyonda bozulma, kendine güvende azalma, kendini yetersiz ve değersiz görme gibi durumlar sınav kaygısı belirtilerinden bazılarıdır. Sınav kaygısı nelere sebep olur dersek de kaygı öğrenilenleri aktaramama, okuduğunu anlamama, düşünceleri organize etmede zorluk, dikkatte azalma, sınavın içeriğine değil kendisine odaklanma, zihinsel becerilerde zayıflama, enerji azlığı ve fiziksel rahatsızlıklara sebep olur. Değerli velilerimiz, sınav kaygısının aile ile de çok yakın bir ilişkisi bulunmaktadır. Sınava hazırlık sürecinde aile için sınavın ne anlam ifade ettiği, sınava yönelik tutum ve yaklaşımlar oldukça önemlidir. Aileler sıklıkla kendi kaygılarını çocuklarına yansıtmaktadırlar. Ebeveynlerin çocuktan yüksek beklentilerinin olması, ayrıntılarla aşırı derecede ilgilenmeleri ve sınavı bir araç değil amaç olarak görmeleri öğrenciyi kaygıya sürüklemede kaçınılmazdır. Son olarak sınav kaygısı yaşayan öğrencilerimize aileler olarak nasıl yardımda bulunabiliriz dersek, ilk olarak aileler öğrencinin sınırlarının farkında olmalıdır. Öğrenciye güven ve sorumluluk vermeli, onu önemsemeli ve öğrenciye olumlu geri bildirimde bulunmalıdır. Sınava ilişkin konularda özenli davranmalı, gerçekçi olmalı, çocuğu akranlarıyla karşılaştırmaktan kaçınmalıdırlar. Aileler çocuklarıyla duygu ve düşünce paylaşımı yapmalı, onlarla duygudaşlık ya da diğer adıyla empati kurmalıdırlar. Sınavı aşırı yüceltmemeli, bunu hayatın sonuymuş gibi görmemeli, öğrencileri yüreklendirici davranışlar göstermelidirler. Çocuk başarısız olsun ya da olmasın, aileler her koşulda onun arkasında olduğunu öğrenciye hissettirmelidir. Ve aile bireyleri öğrenciye rol model olmalı, uygun aile ortamı sağlamalı ve uygun problem çözme davranışları geliştirmelidir. Videomuzun sonuna gelirken beni dinlediğiniz için teşekkür eder, sağlıklı günler dilerim.